Avire'nin standında kurumsal satış müdürü Selçuk Pırmak'la birlikteyiz. Antivir hakkında, son güncelleştirmeleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Avire bu sene 2012 sürümlerini 4 Ekim itibariyle yayınladı. Şu anda İngilizce ve Almanca olarak lisanslı müşteriler ya da demo kullanmak isteyen müşteriler internet sitesinden indirip bilgisayarlarını kurabilirler, test edebilirler ya da kullandıkları lisansı upgrade edebilirler. Manuel olarak şu anda upgrade söz konusu lisanslı müşteriler için. Ama 17 Ekim itibariyle artık lisanslı müşterilerde bir küçük bir uyarı çıkacak. Yeni versiyonun geçişi için bir upgrade butonu olacak. Onu tıkladıklarında otomatik olarak yeni sürüme ücretsiz olarak geçebilecekler. Güncelleştirebilecekler, evet. 2012 sürümünde yeni bir arayüz var. Daha kullanıcıların anlayabileceği, daha gelişmiş bir arayüz var. Tespit ve koruma tarafında daha gelişmiş fonksiyonlar var. Avire zaten performanslı bir antivirüs yazılımı ama her yeni versiyonda olabildiğince performansı göz önünde bulundurarak ürünü geliştiriyorlar. Daha iyi bir sürüme kullanıcılar sahip olacak. Yakın zamanda da zaten Türkçe sürümünü çıkartacaksınız. Evet, inşallah. Bu zaten son kullanıcı tarafında çok beklenen yeni bir özellikti. Bunu da inşallah 30 Kasım itibariyle bütün kullanıcılara sunmuş olacağız. Buradan da Tamindir ziyaretçilerimize bir müjde vermiş oluyoruz. Evet. Avire Türkçe olarak hani Google'un listelerine bakıldığında Avire Türkçe çok aranılan bir kelime. Antivir Türkçe olarak, Avire Türkçe olarak aratıldığında zaten tamindir.com'da çok üst sıralarda çıkıyor. İnşallah Türkçe sürümü indirebilecek. Zaten geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz antivir olarak. Evet. Antivirüs programlarında popülersiniz. Şu anda tahmini olarak söylenen rakamlar söz konusu ama Avira'nın 200 milyona yakın dünya genelinde son kullanıcı tarafında. Çok ciddi bir rakam zaten. 200 milyona yakın kullanıcısı var. Özellikle Asya pazarındaki ofis açtıktan sonra kullanıcı sayısı Çin'de ve Malezya'da ofis açtıktan sonra kullanıcı sayısı ciddi anlamda arttı. Tabii ki bu artış Avire laboratuvarında da ciddi anlamda bir katkıda bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bilgileriniz için, bizimle paylaştığınız için özellikle çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.